Merhaba, ben Giray Kaçar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoyla karşınızdayım. Trabzonspor takımımızda yoğun bir hareketlilik devam ediyor. Özellikle Honk'la alakalı çok önemli iddialar var. Onaçu transferinde sona doğru gidiliyor. Tolu Arakodere kolay bitecek bir transfer değil ama Onaçu transferinde güzel haberler gelmeye devam ediyor. Şimdi bütün detayları sizlerle beraber paylaşacağız. Muhammed Şam geldi. Muhammed Şam 8 mi oynar, 10 mu oynar, ne oynar? Hepimizde bu sorular defalarca kez soruldu. Tabii ben de oyuncu izlediğim kadarıyla dedim. Hatta oyuncunun tabii ki de geçtiğimiz dönem bitmeden transferi gündeme geldi ve bu haberi alır almaz. Bu oyuncu kim, nedir? Çünkü ilk aldığımız haber Muhammed Şam ismiydi aslında bu transferlerde. Ama getirdiğimiz 12. oyuncu oldu. Yani Muhammed Şam transferinde hani duyar duymaz oyuncunun maçlarını izlemeye çalıştık elimizden geldiğince ve ben her zaman şunu söyledim. Oyuncunun 8 numara oynama ihtimali biraz zor. Çünkü oyuncunun fiziksel yapısı, yani oyun anlamında çok fazla topla dribling yapmayı seven, çok böyle alayım, araya atayım, araya bırakayımdan ziyade kendisinin oynamayı tercih ettiği bir oyuncu profili var. 10 numarada aslında şöyle de bir durum var. 10 numara hem oynamalı hem oynatmalı. Muhammed Şam bu olgunluğu sağladığında zaten çok güzel bir paraya satacağız. Türkiye'de Fransa Ligi biraz daha zor bir lig tabii ki. Lig 1 daha zor. Türkiye'de belki de ikisini birden yapacak. Bunu göreceğiz ama topla driblingi olan, güçlü, sırtını dayadı mı çok çabuk dönebilen, kaleye gördüğü yerden de vurabilen bir oyuncu. Dün oyuncu geldi. Tabii oyuncu hemen mevkisi soruldu. Oyuncunun kendi ağzından açıklamasını sizle beraber paylaşacağız. Çok heyecanlıyım. Biliyorum çok uzun süre sürdü bu transfer ama nihayet sonunda sonuçlandı ve ben buradayım. Burada olmaktan çok mutluyum. Almanya'da sürecin tamamlanmasını bekledim dedi. Benim favori pozisyonum 10 numara demiş. Şimdi favori pozisyonum, yani birinci yerim 10 numara. Mutlaka 8'de de oynuyordur. Sağ kanatta da oynuyordur. Sol kanatta da oynuyordur. Benim için de bu adam 10 numara. Zaten şu an mevcut kadromuzda, elimizdeki kadroya baktığımda Okay, Mendy, Şam. Arkadaşlar yanlış mıyım? O araya bir yazar mıyız? Umut Güneş, Ozan, Lusram. Yazmayız. Okay, Mendy, Şam. Bu üçlüyü yazdım mı orta sahada arkana yaslanabilirsin diye düşünüyorum. Mendy'nin 8 numaradan ziyade 6 numarada daha iyi oynayacağını düşünüyorum ama burada Okay yokuşluğu da yavan atmamak lazım. Okay da ritmini yakaladıktan sonra daha da iyi olacak. Bakın Okay milli takıma gitti. Milli takımda çok fazla forma şansı yakalamadı. 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika ve oradan geldi tatile. Çünkü tatil yapmadı. Oyuncu biz tatilden getirdik. Hazırlık kampını geçirmeden oyuncu sezona girdi. Yani şöyle hazırlık kampı geçirmedi. Milli takımda idmanlarını yaptığı için bırakmadı ama ne olursa olsun bir tatil aralığı vardı. Ve Okay'ın tabii bir adaptasyon sorunu da yaşayacak. İster istemez ya yeni oyuncularla oynayacak. Ve daha da iyi olacağını düşünüyorum. Yani burada Okay'ı oraya yerleştirip Mendy'yi 8'e koyup Muhammed Şam'ı da önlerine koyduğunu koyması gerektiğini düşünüyorum. Diğer ondan sonraki alternatiflere bakacağız. Ondan sonraki detayları göreceğiz. Tabii bakın sağ bekte Pedro, sol bekte Eren. Bu oyuncuların cezaları vardı son bir önceki maçımızda. Hani ligde mesela Pedro gelecek, Eren gelecek. İşte Ozan Tufan'ı sağ bekte değerlendiriyor. Büyük ihtimal Ozan Tufan sağ bekte ön libero'dan ziyade sağ bekte daha çok değerlendirilebilir gibi geliyor bana. Şöyle alternatif anlamında. Pedro yorulduğunda çıkarsa falan, böyle işler iyi gitmediği zaman oraya Ozan'ı atar gibi geliyor maç içerisinde. Orta sahada çünkü ya Lusram'dan vazgeçeceksin ya Ozan'dan vazgeçeceksin. Takım çünkü buna doğru gidiyor arkadaşlar. İkisinden birinden vazgeçmek lazım diye düşünüyorum. Muhammed Şam'ın öncelikle Muhammed Şam'ın 10 numara pozisyonunda olduğunu söylerim. Şimdi arkadaşlar Mendy ile alakalı bir detay vereceğim sizlere. Bu benim kendi araştırmalarım sonucunda çıkarttığım bir detaydır. Mendy Trabzonspor takımımızın hem stoperde hem orta sahada oynattığı bir oyuncu. Mendy biliyorsunuz Crystal Palace tarafından istenen bir oyuncu. Crystal Palace dün veya ondan önceki gün stoperini 24 veya 27 milyon euroya Fulham'a gönderdi. Ve Mendy istiyor Crystal Palace. Geçtiğimiz dönem Mendy hemen hemen hepsini full stoper oynadı. Crystal Palace'da Mendy istiyor. Mendy'yi stoper olarak mı değerlendirmek istiyorlar orasını bilmiyorum ama burada bizi ilgilendiren bir sonuç çıkabilir.
Mendy, ben açık söyleyeyim. Hani Galler maçındaki Mendy Trabzonspor takımımızın orta sahasında şampiyonluğa götürür. Ben Mendy'yi Luslan var, Ozan var, Okay var diyerek güvenip satmam. 10 milyon euronun üzerinde bir rakam vermek lazım. Bak adam Ferdi'yi 30 milyon euroya sattı arkadaşlar. Biz kendimizi çok aşağıda görmeyelim lütfen. Lütfen bu adamların değerleri çok yüksek. Bu adamları iyi paralara satabiliriz. Mendy zaten yurt dışı patentli bir oyuncu. Lig 1'de oynamış bir oyuncu. Bu adam zaten piyasası var. Bu adamı bizim yani iyi bir paraya satmayacaksak bu adamları tutup iskeleti kurup yani artık biz şunu yapmamız lazım. Bakın arkadaşlar bizim oyuncu satalım eyvallah ama elimizde iş yapan oyuncudan ziyade elimize diğer oyuncuları getirdiğimiz mesela Luslam'ı aldık. Luslam'ı satalım önümüzdeki sezon. Para vermeden gönderelim yani. Bir şey versinler bize. Kasamıza bir şey girsin. Biz hem oyuncu Luslam'ı alıyorsun. Sezon sonunda beğenmiyorsun. Git kardeşim diyorsun. Al 500 bin euronu. Gel bakayım buraya diyorsun. Tony Tekli sen gelecek vadeden bir oyuncusun. 700 bin euroyu alıyorsun oyuncu örneğin. Gönderiyorsun 200-300 bin euro para verip üzerine. Böyle yapmayalım. Biz oyuncu satalım eyvallah ama iyi bir fiyat gelirse verelim eyvallah ama biz bizi şampiyonluğa götürecek oyunculardan ayrılmayalım. Bulmamız çok zor oluyor. Orta sahadaki bir oyuncu göndermemiz onun yerine koymamız 2-3 senemizi götürüyor. Ve ben böyle düşünüyorum. Şimdi bir Mendy'yi göndersem bir Mendy'yi almaya kalksan 8-10 milyon euro gene konuşacağız. Bak Muhammed Şam'ı adamı bitiremedik arkadaşlar. Kaç ay bitiremedik. En son zar zor ite kaka taksitlerle ödenecekmiş. Taksit muhabbeti de çözüldü gibi gözüküyor. Bonserviste 6 milyon euro diyenler var. Taksitlerle beraber ödenecek diyenler var. Muhammed Şam'ın detaylarını da görürüz. Zaten onun da bir kapı gelir diye bekliyorum. Yani Muhammed Şam'ın da kapında gözlerimiz artık arkadaşlar. İnşallah oradan da güzel bir haber gelir. Yani bir transfer daha resmen bitti. Kap bildirimi ya bugün gelecek ya da yarın gelecek arkadaşlar. En çok merak ettiğim kaplardan bir tanesi. Bizi o kadar yordular ki. Bu bizim aldığımız bilgide taksitler var deniliyor. Bu taksitlerin boyutu nedir? Fiyat nedir? Tam olarak belli olur arkadaşlar. Muhammed Şam'ı konuştuk. Mendy'nin de burada tekrar bir hamle olur mu olmaz mı bilmiyorum. Bu benim kendi Crystal Palace'a haber sitelerine girip kendimin bulduğu bir detaydı. Böyle bir detayı da sizle beraber paylaşmak istedim arkadaşlar. Çünkü bizi de ilgilendiriyor olabilir. Mendy de bu bir son dakika olarak size söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Şimdi Trabzonspor takımımız Hong Kong kulübüyle anlaştı. Fiyat 4 milyon euro. Tabii sözleşmemiz bizim oyuncuyla 3 artı 1'di normalde. 3 yıllık bir sözleşme vardı. Oyuncu ile sıkıştık. Gel kardeşim buraya nereye gidiyorsun? Sen Trabzonspor takımımızın oyuncususun dedik. Anlaştık bitti. Çok şükür bitti haberleri geldi. Ve transfer tamamlandı. Hayırlı olsun dendi. Ve 8 ve 10 numara oynayan Honku Trabzonspor takımımız bitirdi. Ama bugün bir iddia. Oyuncunun menajeri birinci yıla 8 yazarım. İkinci yıl, birinci yıl gidemezsem ikinci yıla 7 yazarım. Üçüncü yıla da eğer gene gidemezsem 6 yazarım demiş. Bizim aklımızı alay etmiş açıkçası. Ya kardeşim böyle bir dünyanın neresinde var ya? 8, 7, 6 ulan bari 8 dese anlayacağım. Yani bu dünyanın neresinde var böyle bir şey? Adam bizi makaraya almış resmen ya. Böyle bir hayatın hangi takıma böyle bir şey yazdırabilirsin sen? Nasıl bir menajersin? Hayret ediyorum. Gerçekten böyle bir şeyi hangi takım kabul eder ya? Bu adama kulübü bakın arkadaşlar. Kulübü Honka diyor ki git kardeşim git 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 diyor ya git. Git diyor ben para kazanmak istiyorum diyor. Buradan 4 milyon euro para alacaklar. Adamların ihtiyacı var. Adamlar Honk'un gitmesi gitsin yerine transfer yapayım istiyor ve yapıyor da bir tane oyuncu aldı diye biliyorum. Yani yerine oyuncu arıyorlar adamlar ve Honk'un orada gitmesi bekleniyor. Çünkü anlaşıldı. Honk tamam dedi, okey dedi. Adam hamlesini yaptı. Adam ortada kaldı. Adamın kulübü de ortada kaldı. Menajer ortalığı karıştırdı. Honk ya çok büyük sıkıntı yaşar bu dönemde ya da gerçekten bize geri dönüşünü yapar. Başkan bunu değerlendirir. Alırsa alır. İlk kafadan çok sinirliydi. İlk kafadan o siniri geçti mi geçmedi mi bilmiyorum ama eğer bizim dediğimize gelirse bu adamda çok da inatlaşmanın anlamı yok. Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusunda bu oyuncuyu madde yazdırmadan getirmek lazım. Kardeşim biz ya diyormuşuz ya 10, 15 milyon euro yazalım. İşte onun üzerinde bir rakam söyleniyormuş. Bizim yöneticiler tarafından böyle söyleniliyor. Ben şöyle söylüyorum. Derim ki kardeşim madde falan yok. Yok madde falan. Ben sana diyeceğimi dedim madde falan yok. Zaten bu tek sözleşmede kulübümüz eksiye girer. Başkana ciddi anlamda baskı girer.
yarın bir gün toplu şey var işte, kongre var, o var, bu var derken arkadaşlar bu da bir malzeme konusu olur. Böyle bir adam gelecek 8'de oynayacak, 10 numarada oynayacak. Ama şunu net söyleyeyim. Ben Hong'un gelmesiyle beraber çok ciddi bir ivme kazanacağımızı düşünüyorum. Burada Hong transferi çok kritik. Hong transferinde ben önemli bir transfer olarak görüyorum. Yani Muhammed Şam kadar sevileceğim bir isim. Çünkü hem oynuyor hem oynatıyor. Bakın 8 numarada da bu oyuncuyu yazdığında mesela şöyle düşünüyorum. Mendy, Hong, Şam. Okay, Hong, Şam. Mendy'yi dinlendirir, Okay'ı dinlendirir. Burada bir sirkülasyon olur. Orta sahada bir şişkinliğimiz var, bunun farkındayım. Mutlaka bir B planı yapılmıştır. Rotasyon yaparım diyor. Ozan'ı sağ beke yedek olarak düşünürüm diyor kafasında. Lusam'ı gerekirse oynatmaz. Orta sahada Mendy, Okay arasında döner durur teknik direktörümüz. Zaten Muhammed Şam'ı dinlendirir. Cihan Çan'a oynatır. Orada oynatabileceğimiz oyuncular var. Yani bir rotasyon lazım. Şimdi Galatasaray'a bakın arkadaşlar. Kerem Demirbay'ı koyuyor. Orta sahada örnek vereceğim. Mertens oynatıyor. Örnek veriyorum. Fenerbahçe'de gene aynı şekilde böyle rotasyonlar var. Burası da büyük bir camia. Burada da böyle yani aldım tamam sen direkt oynayacaksın diye bir şey yok. Lusam'ın kenarda oturması kimseye rahatsız etmez diye düşünüyorum. Bu da bu şekilde yorumlayabiliriz. Onatçu transferinde arkadaşlar Vakayem'e müjdeyi verdi. Vakayem'e söyledi. Kulüp bulun dediler dedi. Yani hocası ben kullanacağım diyordu. Burada bir pazarlık payı, pazarlık durumunu ortaya koyuyordu. Ben tok satıcıyım, vermiyorum diyordu. Şimdi kulüp bul kardeşim dendi. Yani bu bizim için çok önemli bir gelişme ve Onatçu da her an bitme haberini ben bekliyorum. Çünkü çok yoğun temaslar devam ediyor. Israrla ben kaç aydır Onatçu'yu ısrarla size söylüyorum. Çok şükür devam ediyor görüşmeler. Tolara Kodöre ile alakalı yorumumu yaptım. Kulübümüz ona 10 milyon euro verse ben iyi ki verdi helal olsun derim. Tolara Kodöre benim birinci önceliğim ama Onatçu'da da yoğun bir çaba var. Kulübümüzün ilgilendiği birinci öncelik yani sanki hoca biraz Tolara Kodöreci gibi geliyor. Bu benim tamamen yorumum. Başkan da Onatçu'yu alalım riske girmeyelim. Tutmuş bir adam şampiyon olacaksak 2 sene 3 sene bizi oynasın. Takımı benimsemiş, takımda oynamak istiyor. Bizi sevmiş. Ben bu adamı getireyim oynatayım düşüncesi var diye düşünüyorum. Onatçu'da her an yeni bir gelişme yaşanabilir. Her an sıcak bir gelişme yaşayabiliriz. Bunu da böylelikle sizle beraber paylaşmış olalım arkadaşlar. Hong'un durumuna yorumlarınızı beklerim. Gerçekten adam bizimle dalga geçer gibi bir madde koymuş. Ben bunu hiç aklım almıyor. Böyle bir şey aklım almıyor arkadaşlar. Gerçekten akıl işi değil. Menajerin ne yapmak istediğini de çok merak ediyorum. Bu normal bir şey değil arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Şimdilik bu kadar. Yeni gelişmeler oldukça zaten kardeşiniz karşınızda olacak. Allah'a emanet olun.